Evet uzun bir aradan sonra testnetlere başlayalım değil mi dostlar? Ee, gerçi çok da uzun ara vermedik ama olsun yine de belirli bir ara vermiş olduk. Airdrop'ta da uydu uydu haberlerinden sonra. Ee, hazır cumartesi, cumartesi de şöyle e, haftayı kapatmadan önce e, basit hem de güzel hem de erkenci olduğumuz bir testnet. Ben de kendim test ediyor edeceğim sizinle birlikte. Birkaç şeyi yaptım ama e, gerisini videoya ayırdım ki birlikte yapalım diye. Ne bu proje derseniz, bugün menüde ne var derseniz Treasure Portal diye bir e, aslında e, bunların şöyle hatta kendi bir hemen Twitterlarını açayım 246 bin falan takipçisi var. Bunların Magic diye bir tokeni var zaten piyasaya çıkmış hali hazırda. Bir proje aslında bu. Fakat bunlar kendi ağlarını geliştiriyorlar. Anladığım kadarıyla, okuduğum kadarıyla e, işte. Treasure Chain diye bir A yeni bir A yaratıyorlar kendilerine. Dolayısıyla e, bunun da test netine başlamışlar. İşte testnete katılanlara, erkenci olanlara airdrop atacağız diye bir şey demiyor. Ama ödüller vesaireler falan dediğine göre bir de puan toplama sistemi olduğuna göre biliyoruz ki artık kriptoda bunu öğrendik. Finalde bir airdrop olabilir. O yüzden aslında bu daha önce dediğim gibi şu an hali hazırda tokenlerini de göstereyim. Treasure Magic diye bir tokenleri var işte tanesi 0.75 e, sent'ten giden bir tokenleri var. Şaşırmayın hani e, dolayısıyla bu yeni bir ağ olduğu için belki yeni bir ağ çıkarırlar. Ben de sayfa sayfa gezerken kaçırıyorum. Yeni bir ağ çıkardıkları için onun bir tokeni olur ya da kendi tokenlerinden kendi ağlarında airdrop yapabilirler. Vesaire vesaire birçok şey olabilir. Şimdi airdrop kısmını e, hemen merak eden dostlar olduğu için söylüyorum. Yani e, %100 AirDrop e ödüllü demese dahi bence katılalım yapalım. Köşede dursun denecek bir proje. Hadi gelin zaten çok basit bir testneti var. Yani çok uzun sürmez. E, başlayalım. Ne yapıyorsunuz? Burası test ağının e, testneti yapacağımız alanın kendisi. Şu yukarıdan öncelikle geliyorsunuz. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Metamaskınızı hadi bakalım bağla. Bağlama canım. Fakat şurada gördüğünüz gibi bende zaten Treasure Rabbi ağında bağlı gözüküyor. Sizde Metamask'ınızda bu ağ yüklü olmadığı için önce soruyor. Diyor ki kardeşim sende bizim test ağımız yok. Biz bunu ekleyelim mi oraya diyor. Siz de OK basıyorsunuz. Zaten bu ağı sizin Metamask'ınıza yüklüyor. Hatta bende şu an herhalde o açık. Ee, bir açılsın bakalım. Evet bir tane Magic bu test tokeni. Onların e, ağındaki kendi tokenleri. Şimdi arkadaşlar ilk yapmanız gereken şey şurada biliyorsunuz klasik faucet butonlarını görmüşsünüzdür hemen solda. Faucet'e basıyorsunuz. Faucet'e bastığınızda ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şuraya cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. İşte gönder diyorsunuz. 24 saatte bir kere faucet alma hakkınız var. Yani ona da bir tane magic gönderiyor. Dolayısıyla günlük bunu yani bu projeyi aslında günlük yapılacaklar listenize de ekleyebilirsiniz. Bu, yani alacaksınız bu setleri bir yerlerde kullanacaksınız falan filan işinize yarayabilir. Gelip sadece buradan dediğim gibi cüzdanınızı yazıp gönder diyorsunuz. Eee geliyor bana hemen geldi 2 dakika içerisinde. Asıl şu quest kısımlarına gelelim görevler kısmına arkadaşlar. Bakın ilk görevi yaptığım için bana 25 tane Gems verdi. Bakın şu şurada bir Gems var, burada bir şart diye bir şey var galiba, Shards'tı. Bu da sizin fal setiniz. İşte bir tane bana gönderdiği için. Test tokenleri bu arada bunlar. Gerçek parayla yapmıyoruz, tekrar hatırlatayım. E, amacımız şu arkadaşlar, dökümanı hatta oradan da göstereyim de e, aklımızda şey kalmasın. Nerede bunun döküman sayfası? Bu değil. Şu muydu? <laughs> en yukarı doğru çıkayım. Ben okudum çünkü biraz. 24 Nisan'da paylaşmışlar. işte Rabi testnet başlıyor. işte bizim yeni bir ağımız var diyor. işte arkasındakiler Aygın Layer. Artık Aygın Layer logosunu görünce pek hype'lanmıyorum ama olsun. Aygın Layer var. Layer Zero var. Yani, arkasında demeyelim bunlar bunların altyapılarını kullanan bir proje olduğunu söylemeye çalışıyor aslında. Hani gücünü işte Aygün altyapısından Layer Zero'nun ve daha mor diye oraya eklemiş daha fazla şeyler var. Burada anlatmışlar işte V1 testnetini yapıyorsunuz şu an vesaire Fawcett nasıl alırsınız gibi gibi. Burada da işte Treasure Chain falan bu işte aş şey kazandığımız şeylerin neye yaradığı ile ilgili. E, testnet'i nasıl yaparsınız ile ilgili bu sayfayı falan gösteriyor. Anlatıyor burada işte her 24 saatte bir token alabilirsiniz diyor. Burada gördüğünüz gibi manuel elle ekleyebilirsiniz. İsterseniz Metamask'a gidip e, burada ayarları vermişler. Bu şekilde de manuel Metamask'tan ağınızı kendiniz de Metamask'a kurabilirsiniz. İşte burada partnerliklerini anlatıyorlar. E, i̇şte Aygın Dağı'nın data availability kısmını almışlar. Projede onu kullanmışlar. İşte Layer Zero'nun Biliyorsunuz hani chain zinciri zaten Layer 0 hani her hepsi arasında e, transfer yapmamızı sağlayan bir e, protokol. Dolayısıyla onun o e, kısmını almışlar. Caldera'dan Layer 2 işte operasyon development bilmem ne falan filan onları almışlar. 4 ve bir de zaten ara ar ar kullanıyoruz biliyorsunuz. Onun da işte tool kısmını almışlar. İşte kontrat geliştirme, NFT vesaire falan gibi onların altyapılarını kullanmışlar. O yüzden hani bu firmaları da kendi logosunda kullanmışlar. Burada da anlatıyor işte bu şu şart dediği ben de şimdi geleyim size göstereyim. Şuradaki gördüğünüz şart kısmı onun ne işe yarayacağını size bu dokümanda anlatıyor. Zaten önemli olan işte şart kazanın diyor. İşte seri questleri görevleri yaparak diyor şart kazanacaksınız diyor. Ondan sonra şurada bir yerde de şey vardı. Ee, neredeydi o onu da hemen size okurken göstereyim ha gelecekte diyor işte ödüller işte teşvikli erken katılımcı olmanın getirdiği artılar bizim ağımızı kullanmanın falan filan faydalanacaksınız diyor bu ne demek işte bir airdrop olduğunda e, siz de bundan yararlanacaksınız demek şunları biriktirmek önemli demek arkadaşlar aklınızda olsun burada işte gelecekte neler var vesaire onları anlatmışlar bu dokümanı ben zaten yine mutlaka videonun açıklamalar kısmına koyarım e hadi gelin projeyi biraz hafiften anlattım yani hepimiz için projenin bir önemi var mı yok genelde ne için uğraşıyoruz hani bir şeyler zaman harcayıp para kazanalım diye ben açıkçası yapalım dursun diyeceğimiz bir testnet olarak e, kendim katıldım e, ilk görevi gördüğünüz gibi şuradan 25 gems alabildim bu gemsler buna nasıl dönüşüyor dönüşüyor mu belirli sayıdan sonra bunlar şu an ben de çok o kadar test etmeliyim için siteyi mutlaka bunların da yani şu kazandıklarımız da daha sonra şuna dönüşebiliyor olma ihtimali var siz daha çok testnetle ilgili bilgi toplarsanız e, yorumlar kısmına yazarsınız. Ama sonuçta zaten bir ağı test ediyoruz burada. Dolayısıyla bir ağı test ederken ki burada şart nasıl kazanırsınız diye onu da anlatacağım. Başka yerlerden de kazanıl kazanılabiliyor çünkü. Ama adamların en önemli, iş, önem verdikleri şey tabii ki yeni ağlarını test ettirmek. O yüzden setini aldık. Şimdi ikinci görev ne diyor arkadaşlar? Buna da bakın kaç? 100 tane şart veriyor, 50 tane gems veriyor. Buna 250 şart veriyor, işte 100 tane gem veriyor. Bu gemler herhalde dediğim gibi daha sonra buna dönüşür ya da bunları bir yerde harcarız. Siz de araştırın tam olarak ne olduğu ile ilgili. Hadi gelin ilk görevi zaten gösterdim. Fawcett'i aldığınızda okeydir. İkinciyi de birlikte yapalım. Zaten 3 tane görev var şimdilik ne diyor mint NFT falan filan. Ha, yani bakın onu da görevleri yapmadan önce onu da göstereyim. Şu da asıl kendi döküman sayfaları arkadaşlar. Burada da çok güzel anlatmışlar. İşte ağı burada anlatıyor işte vesaire falan neler yapabileceğinizi gösteriyor. Şuraya tıkladığınızda işte burada aslında görevleri size açıklıyor NFT mintle işte köprüleme yap falan filan onları anlatmış. Testnet detaylarında burada yine ağı koymuş. Portal görevlerini burada da anlatmış, tek tek nasıl olacağı ile ilgili. Mesela NFT görevini ben şimdi size göstereceğim ama anlamazsanız arkadaşlar, adamlar burada güzel güzel fotoğraflarla, ufak ufak videolarla da anlatmışlar kendi dokümanında da çok güzel şekilde anlatmışlar. Sepelio ağından köprüleme yapacağımız için bu arkadaşların ağına dolayısıyla Sepelio ağında da Ethereum'unuzun bulunması gerekiyor. Onunla ilgili de buraya bilgi koymuşlar. İsterseniz işte gidip adres koymuşlar mı buradan? buradaki gösterdiği gibi yapacağız zaten büyük ihtimalle ama Sepelio ağındaki tesnetin e, kendiniz bulmanız lazım. İşte Fawcett'i nasıl onu anlatmışlar. Köprülemeyi nasıl yaparsınız onu anlatmışlar. Ha bakın burada şartsla ilgili de bilgiler varmış. Neyse ben bunu videodan sonra okurum. Bakın burada nasıl kazanırım bu şartları diye. Şartları diye. E, dedi yazmışlar. Şu an okumamıştım. Videoyu çekeyim de daha sonra okuruz. Şimdi geri dönüyorum. Hadi gelin ikinci görevi yapalım. Hatta ikinci görevi ben de sizinle bakarak yapayım. Ne yapmış arkadaş burada? Gelmiş. Linke gitmiş. Tamam. Bu bir kontrat üzerinden bize NFT mint etmiş. Okey anladım. Yapalım aynısını. Şimdi mint'e basıyorum. Peki hangi ağda olmam lazım kardeş bunu yaparken? Ee, kendi ağında mı? Senin ağında mı olmam lazım? Tamam. Okey. Connect. Herhalde kendi ağında mintlemem gerekiyor okey gelelim şimdi biz o göreve geri açıldım mı Heh, açıldı otomatik aşağıya da mil kısmına geldi right'a basıyorum ha wallet'ı bağlamamı istiyor tabi önce buraya gel kardeş bağlan cüzdanı bağlıyorum ha benim cüzdanım açık değilmiş ben bir cüzdanı açayım geleyim dostlar evet cüzdanı da bağladım geldim tekrar kaldığım yerden şu right kısmına geri geldim basıyorum arkadaşlar bakalım ne yapacak Büyük ihtimalle NFT mintletecek bize şu an. Ee, bakın kendi ağında, Treasury Robbie ağında işte çok az bir fee alarak bize buradan eee NFT mintletmiş oluyor arkadaşlar. İşte burada transaction detayı diyor, bir basalım. Ne yapmış? Tamam, success, maxes falan filan diyor. Şimdi geri dönüyorum. Bunu acaba ne zaman onaylıyorsun peki? Bir sayfayı yenileyim. Sen de bir geri gel. Burada yapacağımız başka bir şey kaldı mı? Hatta ben garanti olsun madem fee'yi çok az alıyorsun, bir daha mintleyeyim kardeş. Sen gönder biz işimizi garantiye alalım. Ama belki de ikinci kez yaptırmıyordur. Bir daha yenileyim bakayım şu sayfayı. Something wrong falan filan dedi. Cüzdan da bağlı. Halbuki büyük ihtimalle ikinci kez yaptırmıyor musun? Ha yok yaptırıyor. Tamam. Hadi onu bir daha alayım da ben garanti olsun diyeceğim. Yok. Ha, gaz tahmini yapamadık falan filan. Garip garip sayılar çıkarıyor. İkinci kez vermiyor büyük ihtimalle. Okey. Anladık onu. Ha, zaten görevi de vermiş arkadaşlar gördüğünüz gibi e, nerede mint görevini yapmışız evet aşağıya kaydı mint görevi. Okey zaten 27 bin kişi yapmış. Hani testnete katılan gördüğünüz gibi 31 bin kişi var. Öyle çok amşam falan bir şey de sayıyan milyonlarca insan yok. O yüzden bu testnette tabi bitene kadar ne kadar insan girer falan onu bilemeyiz ama e, yine de yapın mutlaka dostlar. Dediğim gibi çok katılan olmayan testnetler bazen finalde güzel airdroplar veriyor. Esse gibi vesaire birçok örneğimiz var. İkinciyi yaptık. Ne diyorsun kardeş? E, mint and bridge diyor. Tamam. Learn more. Okey basalım seni mi kıracağız? Ha, ne diyor arkadaşlar? Magic on Sepelio testnet. Sepelio testnetten git diyor. Sepelio Ethereum'u al diyor. Tamam. Sonra nereye gidiyormuşuz? Link diyor. Şu linki kullan. Tamam onu yanda açtım. Ee, ne yap diyorsun? Metamask ile bağlanacağız. Sonra kontrat kısmına geleceğiz. Tamam gel kardeş. Kontrat kısmına gel. Tamam. Ne diyorsun? Connect Web3. Tamam. Neredesin? Kontrat kısmı. Connective Web3. Ben mi göremiyorum? Gözüm mü kör? Contract name. Transaction geç. Read contract. Ha, acaba o hangi tarafta yapmış onu? <laughs> Write a proxy üzerinden sonra connect wallet'a basmışsın. Tamam. Write a proxy. Connect web 3. Tamam. Bağlan kardeşim. Bu adamların ağında bağlanıyoruz. Yine. Ha, yok sepelio demişti. Doğru sepelio ağına geçtik. Okey bağlan kardeş sonra ne yap diyorsun ee, heh, buradan bakalım kaçıncı sıradakine gitmişsin 10. sıradakine gidip right'a basmışsın okey neredesin sen bağlandın mı hadi bakayım heh, bağlandı 10. sıradakine gidip right'a basıyoruz mint daily allocation diyor okey. Sepelio gördüğünüz gibi bize bir 3 e, tane bir şey gönderiyor. Zaten Sepelio ağı, e, test ağı adı üstünde bu da. Buradakilerin hepsi test tokenleri. Okey kardeş gönder bunu diyorum. Görev neydi? Bir de ona geri döneyim bakayım. Mint'e Magic. He, Sepelio ağında biz Magic token e, şu an kendimize yazdırdık. O Magic token'i de işte Sepelio'dan e, Magic ağına bir kere en azından transfer ettiriyor. Okey anladım. Bitti mi kardeş peki sepeliyor ağındaki şey transfer işlemi sepeliyor bazen yavaş oluyor aç bakayım yok hala bitmemiş o bite dururken ee, tamam şimdi de köprüleme işlemi yapacağız şu bitti an evet onayladı sözleşmeyi bana 3 tane kendi tokeninden gönderdi portal kısmına şey e, portal bridge kısmında da bakın köprülemeyi de burada anlatmış İşte burada magicleri oradan oraya geçir diyor swap diyor okey şimdi geri geliyorum siteye bu sefer de şurada bakın bridge kısmını Evet 3 tane az önce yazdım yazdırmıştı bize. 3 tane kendi tokeni değil diyor. Günlük 3 tane veriyor demek ki arkadaşlar. Günlük az önceki görevi yaparak Sepelio alında da kendinize magic token alıp daha sonra onu Rabbi bunların testnetine atabilirsiniz. Tamam diyorum. At 2 tanesini gönder kardeş diyorum. Gönder. Sepelio'dan. Bir de tersini yaparsınız büyük ihtimalle. Tamam 2 tane harcayabilirsin. Gönder kardeş. Ne kadar fi alıyormuşsun? İyi güzel az bir şey alıyormuş. 1.99 elimizde kalıyor. Zaten ee, ya şaşırmazdım. Sepelio sen zaten ee, heh, sonunda. Senin şeyini de hızlandıralım. Gönder kardeş. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra arkadaşlar büyük ihtimalle quest tarafına döndüğümde otomatik üçüncüsü de onaylanmış olacaktır. Şu bir bitsin onu bekliyorum. Bu arada o biterken neyleri, nelerini göstereyim size videoda çok uzamasın diye. İşte Twitter'larını zaten koyarım, bakarsınız detaylara buradan. Ondan sonra neleri var derseniz klasik işte Discordları var. Oraya girebilirsiniz. Orada işte burada da zaten e, Rabbi Testnet başladı falan filan diye e, daha birkaç gün önce buradan da paylaşmışlar. Onun dışında başka anlatacağım bir yeri daha var. E, o da önemli. Oraya anlatacağım. Ama şu şeye geri dönelim bitti mi? Seni kapat. Senin işimiz bitti. Neredesin? Benim ana ekranda. Heh, göndermiş ve transaction kısmı da e, tabi pending diyor. Daha buraya aktarılacak. Bu genelde bir 10-15 dakika sürer dostlar. O yüzden bunu beklememe gerek yok. Ama yapacağınız şeyi öğrendiniz. Hazır buradayken bir de tersini de yapalım. O zaman kardeş benim balansım orada zaten 1'e yakındı ama hani az bir şey göndereyim. 0.1 göndereyim. Bu sefer de treasury. Bakın bir şeyi oraya alıyorum. Metamask'tan ağı treasury rabia alıyorum. Sonra da buradan e, sepeliyor ya bir kısmını çekiyorum. Maksat dediğim gibi şu köprülemeyi de kullanalım. Ee, daha sonra belki bunlara ekstra puanlar vesaireler verebilir. Tamam kardeş gönder diyorum. O da birazdan buraya gelir zaten e, ikinci işlem olarak. Şimdi onu geçtik, bunu da anlattık. Şimdi e, quest kısmına bir gelelim. Tabii bu daha büyük ihtimalle A derken yaptı. Helal lan. Adamsınız oğlum. İyi aferin Güzel tesnet yapmışsınız lan. Konuşurken şurada da yazıyor zaten e, görev tamamlandı diye. Ee, şimdi burada arkadaşlar başka nasıl e, şu şartlardan şart dediğimiz şeyden kazanabiliriz diyorsanız burada zaten göstereceğim yanda bir şey kalmadı. Hepsi aynı. Ha, account kısmına e, geldiğinizde burada işte elinizdeki tokenler falan filan işte bizim az önce Mint dediğimiz Rabi NFT var. E, onların sayfasından onları görebiliyorsunuz. Şuradan işte başka bir ayar var mı buralarda yok zaten başka bir şey gördüğünüz gibi. E, Bakın o görevleri yaptım. Şarjlar da geldi. 360 tane olmuş oldu elimde. Tekrar quest gelin Bakayım sıralamam kaça geldi. Daha burada 10 buraya yansımamış. Herhalde oraya yansıdığında 360 olduğumda buradaki insanlar gibi benim de olacak. Ama bakın milletin gemsleri fazla. Bunları nasıl alıyorsunuz? Bu şartlar, gemsler. Şuraya tıkladığınızda arkadaşlar bir dokümanı atacak. Asıl ben size onların bu yan sitesi var, görev sitesi var. Şimdi bu da Inetreasure'ın kendi sitesi. Burada gerçek parayla da işlem yapılıyor ama sadece şu gemsleri alabileceğiniz görevler de koymuşlar questler. <laughs> Örneğin ben size hemen kendi aldığım şu şeyleri göstereyim nasıl aldığımı. Çok basit aldım. Tabi burada hepsini göster kısmı var mı kardeş? Ben yaptığım şeyleri göremeyecek miyim burada? Evet. E, puanları aldığım şeyleri gösterseydin Neyse ben buraya geldim Discord'umu bağladım bana 50-60 gems verdi Twitter'ımı bağladım ona verdi İşte bakın burada görevler yazıyor aslında Nasıl alabilirsiniz diye e, Tüm sosyal medya hesaplarımı bağlarsam aslında Şu beyci alıyormuşum e, İşte 100k magic volume yaparsam Falan diyor bunlar gerçek parayla yapılacak işte onlar bizlik değil Zaten hepsi volumeymüş geri kalanlar volüm mesaj bağlarsanız ona bir şey veriyormuş. Burası aslında oyun platformu gibi düşünebilirsiniz. Hani questlere geleyim. Bakın burada da questleri yaparak mesela ne diyor? buradan 50 tane işte gem alabiliyorsun artı beige alabiliyorsun diyor. bunun içinde git oyunu oyna bir şeyler yap falan diyor. Tabii ki ben bunları yapacak mıyım yapmayacağım ben uğraşamam bunlarla vaktim yok ama vakti olan insanlara nasıl şu ekstra gemsleri kasarsınız şuradan quest bölümüne bunun da linkini koyarım zaten quest bölümüne gelip burada yapmayı düşündüğünüz yapmayı işte planladığınız ben oyun oynamayı da severim diyorsanız gelip bunları yapabilirsiniz. Ee, burada neler varmış? Mail listesine katılırsanız 50 veriyormuş. Ben de daha yapmadım bunları arkadaşlar. İşte, e, Steam'i bağlarım buraya da. işte ona 100 veriyormuş. Twitch accountunuz varsa ona 100 veriyormuş. Gibi 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 gördüğünüz gibi. Benim yaptıklarım ha buradaymış. Ben de onları göstereyim size. Ne yaptım? Zaten test token'i aldık. Onu daha demin az önceki yerde yaptık site'de. İşte NFT mintledik Oradan aldık efendime söyleyeyim testnet falusiyeti kullandık oradan aldık şunlar diğer sitede aldıklarımız buraya ne yaptım ben buraya işte hesap oluşturdum burada da yine hesap oluşturuyorsunuz bu adreste de çok basit şekilde zaten onu oluşturduğumda verdi ee, Discord'uma bağladığım için verdi ee, discordlarına katıldığım için verdi Twitter'ı bağladığım için verdi şu ana kadar 7 tane görev yapmışım bu sitede de ama ekstra dediğim gibi kasmak istiyorsanız e, bu şeyleri yapmanız gerekiyor şu oyunları falan oynamanız ya da şu geri kalan görevleri de yapabilirsiniz Artık bu size kalmış bir şey burada ne diyorsun başka ha, Burada zaten evet gösteriyor neler aldığımı da az önce burası açılmıyordu şimdi açıldı O yüzden sadece buradaki görevlerden evet belirli bir e, gems ve şey kazanıyorsunuz şunu Ama işte daha fazla kazanmak için arkadaşlar şu e, Bunların ana sitesi buraya gidip Buradaki questleri de yapabilirsiniz artık bu Size kalmış bir durum sizin tercihiniz bu test ettik başka anlatılacak bir şey yok ha şurada dökümanda şunu da göstereyim ee, neredeydi o dökümanları dökümanda demiş ki hani e, şu devam eden kısmındaydı galiba İşte yeni yeni görevler getirmeye işte neredeydi o ha şurada yazmışlar bakın ee, new quest will be added demiş yani yeni görevler o bizim az önceki şu yaptığımız yere eklenecekmiş. Bunları yapmaya devam edin diyorlar. Buradan topladığımız işte arkadaşlar şunlar bunlar vesaire. Bir de bu ağı aktif kullanırsanız arada bir köprüleme falan yaparsanız e, Q3 de çıkacak diyor. Yani e, 2024'ün 3. çeyreğinde çıkacak. Artık o da Eylül'den sonra falan gibi düşünün. Çıktığında burayı kullananlara dediğim gibi şunları biriktirenlere güzel bir airdrop yapabilir. Ben gelip sadece bir dediğim gibi buradaki görevleri testnet görevleri olursa bunları yaparım. Ama vakti olan arkadaşlara şuradan da bunları kasmalarını öneririm. Ben görevler ne bilmiyorum dediğim gibi yapmadığım için ama siz bakarsınız zaten. Evet dostlar güzel bir testnet yapmışlar. Gördüğünüz gibi her şey su gibi aktı geçti Fawcett falan çalışıyor bir sıkıntısı yok. Ee, şu köprülemeyi unutmayın yapmayı. Bakın zaten biraz uzun da sürüyor oradan oraya atmak. Arada böyle gelin 0102 falan filan e, gönderin alın. Hatta ben buradayken bir tane daha göndereyim sizinleyken. <laughs> Videoyu da böyle kapatayım. E, gönder kardeş. Daha doğrusu withdraw yap. E, Sepel bir tanesi olmuş zaten. Birini daha geri çekeyim. <laughs> Okey okey tamam daha da uzatmaya gerek yok dostlar. Ee, şeyle ilgili tekrar bir bilgi geçeyim ee, arkadaşlar. Şu bizim e, bunun ekranında gördüğüm için de tekrar aklıma geldi. Şurada e, neredeyiz? İşte ee, işte Layer 0 Aygün'le la ilgili de birkaç gelişme var. Ben Twitter'ı biliyorsunuz artık daha aktif kullanarak atıyorum buradan bilgileri. Mesela Aygün bugün açıklama yaptı. İşte 100 güzel er tane token herkese vermişler. Tekrar ee, bunun tweet'ini attım. Yani normal kazandığınız 50 tanesi üstüne 100 tane daha vermişler. Ebe gerizekalı Aygün burada da yazdığım gibi e, mal e, aptal bunu baştan yapsan e, insanlar Ethereum'larını çekmeden önce yapıyor olsan, e, insanlara kandan küfür etmeden önce yapıyor olsan okey diyecektim sana ama sen bu saatten sonra millet ethereumlarını senden çekiyor diye eee götün tutuştuğu için yüzer tane daha herkese atmışlar ha bu arada işte 10 tane olanı da 100 tane vermiş işte 1000 tane olana da 100 tane vermiş yani herkese eşit vermiş yüzer tane aklınızda olsun ha token çıktığında diyelim ki işte 5 dolar olur olursa ki daha yüksek bekliyoruz 10 dolar olduğunu düşünün zaten 100 tane attığı için hani 1k dolar es otomatik olarak bize atmış oluyorlar ama tabi bunun daha tokeni bir hafta sonra falan çıkacak biliyorsunuz çıktığında direkt satamayacağız aygının sitesine gidip stake etmemiz gerekecek 2-3 ay boyunca bize o tokenleri sattırmayacaklardı yani ama finalde işte bir 1k bir dolares falan bu aygından cebimize girer. Eğer katıldıysanız sizde en ufak bir işlemde dahi yapmış olsanız herkese verdikleri için buradan kazanmış olacaksınız. Yine mesela mod bunun da buradan tweetini attım. 7 Mayıs'ta piyasaya çıkıyor Bybit'te sergilenecekmiş. 5 Mayıs'ta da ekran görüntüsü alacaklarmış. İlk defa balina olduğum bir proje arkadaşlar mod projesi. İlk 2000'e girmişim yani ben de herhalde 2-3 günü kaldı. Önüme birileri geçmezse 1600. falan sıradayım burada. E, modun balinalarındanım. Niye derseniz ilk 2000 cüzdana %50 airdrop yapacaklarmış. E, daha sonra 3 ay sonra da geri kalan %50 airdrop'u vereceklermiş. Dolayısıyla ilk defa bir balin olmanın verdiği his neymiş onu anlayacağım hayatımda. <laughs> Ama siz de gidip moda bakabilirsiniz. E, şu adresten de claim olacak. Ha, bununla ilgili tabii ki piyasaya çıktığında nasıl alırız işte nasıl satarız, kaç para kazandık gibi videosunu zaten atarım ama e, hani anlık haber bekliyorsanız ve ben 7 Mayıs'ta çıktığında sa satacağım diyorsanız mesela bununla ilgili ben normalde video yapmazdım ama e, Twitter'dan bilgisini paylaşmış oluyorum. E, ama kendi çıktığında da piyasaya mutlaka bunun da her katıldığımız testnetin videosunu yapıyorum. Bir şeyler kazansak da kazanmasak da biliyorsunuz. O yüzden buraları daha aktif kullanmanızı tavsiye ederim e, dostlar. Yani Twitter'ı en azından takip etmenize de gerek yok. Burayı sık kullanılanlarınıza ekleyin yeter. Ha şu Layer Zero'yu da az önceki projede gördüğüm için bunu da hatırlatayım. Layer Zero da sonunda geliyor. Onun da ekran görüntüsü alınmış falan diye kendi Twitter'larında paylaştılar. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bu da herhalde Mayıs ayı içerisinde gelecektir. Yani bu aralar airdrop e, sezonuna devam edeceğiz. inşallah. şu BTC bir tık daha fazla toplar da çıkan airdroplar iyi para eder yoksa işte renzo çıktı herkes 0.5 ile 1 dolar arası bekliyordu ne oldu 0.15 0.16 larda ee, işte camilo çıktı zaten leş bir proje olarak çıktı falan o yüzden yani airdrop çıkması vermesi okey projelerin güzel ama bazen de doğru zamanda doğru airdropları yapmaları lazım yani üst üste 800 tane layer 2 stake projesinin airdropu gelirse hangisine para girecek de hangisi para edecek o yüzden bazı şeyleri acele etmemek lazım. Biraz daha geç çıksalardı keşke diye söyleyebilirim kendi adıma. Her neyse çok da önemli değil. Burayı da unutmayın takip etmeyi. Zaten Twitter'ınız falan yoksa şuradaki Telegram adresinde de sadece duyurular atıyorum, bilgiler atıyorum. Oraya da gelip sadece kanala girip zaten bir mesaj yazılmıyor orada. Sadece duyuru bilgileri oradan atıyorum. Zaten hem burada paylaşıyorum hem Twitter'da paylaşıyorum. O yüzden... E, şunları hani herkese artık YouTube'daki herkese bu tarz yerlere e, yönlendirebilirsem iyi olur çünkü her şeyin videosu olmuyor e, YouTube'dan bazen dostlar soruyor hocam şöyle bir haber gelmiş e, falan ben de diyorum ki kardeş Twitter'dan attım ben onu zaten ama işte çoğu herkes e, YouTube'dan takip ettiği için buraları çok e, bakmıyor olabilir o yüzden 3-4 videodur da bunları anlatıyorum size. İlerideki videolarda hiç bahsetmeyeceğim bile artık buralardan takip edenler hızlı haber alır. Haydi o zaman dostlar e, cumartesi goy goyumuzu da bitirdiğimize göre. Ha bu arada onu da hatırlatayım pazar günü de güzel bir şöyle aklımdan geçen pazarları ben video çeken bir adam değilim biliyorsunuz. Çekme, çekmem de genelde e, çok acil bir şeyler olmadıkça fakat şöyle bir birkaç hafta üst üste şey yaparız diye düşündüm kendi adıma da. Birkaç size kendi kullandığım kullanışlı projeler var bilgilendirme seansı gibi düşünün. Böyle çok uzun mu konuşurum artık şu an bilemiyorum. Az mı konuşurum? 5 dakikalık video olabilir. 15 de olabilir. Anlattığım projeye bağlı olarak. Pazar günlerini böyle bilgi paylaşma videolarını ayıracağım. Aklınıza merak ettiğiniz, işte bilmek istediğiniz bir şeyler varsa işte metamask olur, başka bir şeyler olur vesaire gibi en çok sorulan, en çok istenen şeyleri bu videonun altına da yazabilirsiniz. Pazarlarını çekeceğim videoları ona ayırmayı düşünüyorum. Böyle tabii ki ben her şeyde bilgili, uzman, pro falan filan adam değilim ama 6-7 yıldır işte 5-6 yıldır daha doğrusu 7'ye olmamıştır ama kriptoyu kullandığım için dolayısıyla eminim şu an yeni giren insanlardan biraz daha fazla bildiğim şeyler vardır. O insanların sormak istediği sorular varsa da onları da videolaştırarak pazar günleri o tarz videolar işte her pazar olmasa bile işte bir pazar attık, iki hafta sonra pazar bir daha atarım gibi gibi yapabiliriz. Aklımda böyle bir plan var. Size de bilgisini vereyim. Bu pazar yetiştirebilirsem bir bir projeyi anlatacağım. Sen yani proje değil ama kendi kullandığım bir siteyi ve muhakkak sizin de işinize çok yarayacaktır. onu anlatacağım. Gibi gibi dostlar ya. Evet, çok da uzatmaya gerek yok. bir sonraki videolarda görüşürüz o halde. Hadi